Maalesef korkulan ama umulmayan şey gerçekleşti ve Rusya Ukrayna'ya girdi. 4 gündür çok şiddetli çatışmalar var. Sağdan gelen bilgilere bakılırsa Ukraynalılar çok güzel direniyorlar. Çok birlik olmuş durumdalar liderler işin başında. Ama karşıda tabi dev bir Rus ordusu var. Bu iş nereye varır belli değil. Bu iş başka yerlere sıçrar mı? Çok sayıda belirsizlik var. Ama bütün bu belirsizliklere karşın borsa adeta coştu Amerikan borsaları. HIPTO'da olarak uydurdu ve Perşembe-Cuma yani savaşın nasıl başladığı tarihte borsalar çok şiddetli yukarı doğru hareketler yaptılar. İşte bugün bu tuhaf durumu size anlatmaya çalışacağım. Birkaç gündür açıkçası içimden video yapmak gelmiyor. Savaş beni de çok etkiliyor. Ama çok soru geldi ve insanlar bir büyük belirsizlik için neden neler olacağını görmek istiyorlar. Bugün özellikle Amerikan borsalarında, o tabii Türkiye'yi etkileyecektir ve kripto para pazarlarında neler oluyor? Neden yukarı dönüş var? Savaş gibi müthiş olumsuz bir şeyi Wall Street neden adeta kutladı ve rekor yükselişler geldi? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Önce bir sponsorumuz Midas'a teşekkür edelim. Ben de bu aralar oldukça yoğun kullanıyorum Midas'ı. Çünkü geçen sene kasım ayından beri özellikle Nasdaq borsasındaki teknoloji şirketlerinin değerleri çok sert geriye gitti. Benim çok beğendiğim bazı şirketlerde değerler %70-80 gerilere gitmiş durumda. E oralarda ufak tefek alım yapmak lazım. E bu konu Midas harika bir çözüm sunuyor. Çünkü Midas'ta işlemler çok ucuz. Diğer yatırım şirketlerine göre çok ekonomik. Hatta ilk dört işleminiz bedava. O kadar ekonomik öyle söyleyeyim. E parçalanalım yapabiliyorsunuz. Parçalanalım harika. Çünkü hisseler çok pahalı. Türk lirasıyla bakınca onları parçalayıp almak çok iyi. Böylece her gün ufak tefek de olsa alım yapma şansınız oluyor veya düzenli periyotlarda. Bu çok iyi. E arkasında sermaye piyasası kurulu denetimi var. Pek çok güvenceler var. Bu yönüyle de iyi. Üstelik de çok güzel, çok pratik cep telefonundan yapıyorum ben bütün işlemleri. Çok iyi işliyor. Yalnız kullanmak için Türkiye vatandaşı olmanız gerekiyor. Böyle bir koşulları var. O yüzden yurt dışından epey soranlar oldular. Eğer bir Türkiye vatandaşınız varsa sorun değil. Veya Türkiye vatandaşı olan çok güvenliyiz bir insanla bunu yapabilirsiniz. Onun dışında maalesef yurt dışına açık değil. Yakında Türk borsalarında da alım satım yapmaya başlayacaksınız biraz da. Böyle avantajları da var. Ben gerçekten çok seviyorum. Sponsorum oldukları için de çok mutluyum. Açıkçası ben de dahil pek çok insan Rusya'nın Ukrayna'ya girmeyeceğini blöf yaptığını biraz pazarlık gücünü artırmaya çalışacağını düşünüyorduk. Eğer girerse de bunun doğu bölgelerde işte aylıkça hareketin olduğu bölgelerde gerçekleşeceğini düşünüyorduk. Ben tabii bir jeopolitik uzman falan değilim. Söylenenleri öyle anlamıştım en azından. Ruslar şaşırttılar ve Perşembe günü sabah öğrendik ki Tam teşkilat bir saldırı var, bir işgal harekatı var. Kiev'e kadar yürüyecek, belki daha batıya doğru ilerleyecek bir savaş var. Borsalar bir anda tabii darman duman oldu. Bitcoin 38.000'den 34.000'lere doğru gitti. Amerikan piyasaları henüz açık değildi. Ön pazar açıktı. Ön pazarda çok sert düşüşler yaşandı ve dedik ki kıyamet kopuyor. Ben de epeyce pozisyondaydım ve bu savaşın moral bozukluğunun yanı sıra bir de buradan biraz paniklemedim desem yalan olur. Sonra Türkiye saatiyle saat 17.30'da Amerikan borsaları açıldılar ve orada sert düşüş başladı. %3 kadar nazlak aşağı doğru indi ve sonra orada bir dip bulup yukarıya doğru dönmeye başladı. Hem de ne dönüş %3 geriye gitmişken günü %3 artıyla kapattı. Yani gün içerisinde %6-6,5 puanlık bir değişim yaşandı ki Nasdaq gibi dev bir borsa için bu çok da sık rastlanan bir durum değil. Diğer endeksler Dow Jones ve S&P Nazla kadar değilse onlar da benzer tepkiler verdiler ve günü artışla veya küçük düşüşlerle kapattılar. Ama Nazlak'taki çok özeldi. Bitcoin'den aynısı oldu. Gün içerisinde 34 bine kadar inmişti. Tekrar toparladı kendisi. Geri geldi. 38'i 39'u hatta hafta sonuna girerken 40 bini bile zorladı. Açıkçası bu Wall Street'in beni ilk şaşırtması değil. Geçen sene Covid patladığında Mart'ta biliyorsunuz borsalar bir sert aşağı düşmüşlerdi. Sonra ama beni şaşırtacak şekilde hızla geri döndüler. Hatta Covid öncesi dönemin çok üstüne geçtiler. Wall Street'in böyle tuhaf davranışları var. Bunun sebeplerinden bir tanesi geleneksel beklentiyi satın al, haberi sat davranışı. Yani beklentiler mümkün olduğunca kötü senaryolar üzerine kuruluyor. Sonra gerçekleşince savaş başlayınca o kadar da kötü olmazmış canım deniyor. Ve borsa beklenen yönde ters hareket edebiliyor. Bununla ilgili çok örnekler var. Ama buradaki asıl büyük sebep, bu seferkine özel asıl sebep faiz oranlarıyla ilgili beklentilerin değişmesi oldu. Biliyorsunuz uzunca süredir Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artıracağı konuşuluyor. Çünkü Amerika'da çok yüksek enflasyon var. Faiz artışları da borsaları olumsuz etkiliyorlar. Çünkü insanların beklentileri değişiyor. Faize paramı yatırım, bakın bakım, niye borsaya gireyim ki beklentisi değişiyor. Bu da borsada korkutuyor. Ve bu baskı uzun zamandır ta Kasım'dan beri özellikle Nasdaq'taki yüksek teknoloji şirketleri çok olumsuz etkiledi. Bazı şirketlerin değerleri 60-70 kadar, %60-70 kadar gerilediler. Ama Perşembe günü savaş başlayınca işler değişti. Çünkü Wall Street Merkez Bankası'nın Amerika Merkez Bankası'nın faiz artışlarını erteleyeceğini veya yavaşlatacağını düşünmeye başladı. Neden? Çünkü savaş demek daha fazla para harcamak demek. İşte şu anda da görüyoruz Ukrayna'ya yardımlar gidiyor. Oradaki hem silah yardımları var hem insani yardımları var. Oradaki mültecilerin ağırlanması gerekiyor. Savaşın büyüme ihtimali var. Bundan dolayı NATO bölgeye bir sürü orduyu yolluyor, asker yolluyor. Masraflar sürekli artıyor, giderler artıyor. E bu giderler arttıkça bunun ekonomi üzerine baskısı olur. Artı vatandaş korkmaya başlıyor. Savaş mı olacak, paramı kenarda mı tutayım diyor. Ve bütün bunların enflasyonu azaltacağına inanılıyor. Enflasyonu azaltacağı hatta eğer merkez bankaları bir de bunun üzerine faiz artırırsa resesyonu ülkeyi sokacağına inanılıyor. Bundan dolayı Wall Street diyor ki FED kararını yumuşatacaktır. Hem faiz artış oranlarını düşürecektir hem sıklığını azaltacaktır hem de belki bunu biraz daha erteleyecektir. E bir yandan da başka beklenen bir şey vardı. Artık Amerikan Merkez Bankası'nın tahvil satın almayacağı hatta elindeki tahvilleri boşaltacağı bunda da piyasa olumsuz etkileyeceği düşünüyordu. Şimdi Bosted diyor ki Amerikan Merkez Bankası bunu da erteleyebilir. Ortalıkta bir savaş durumu varken daha da ekonomiyi sıkılaştıracak önlemlerden uzak durur. İnanç bu. Bundan dolayı savaş gibi süper olumsuz bir mesele aslında borsa olumsuz olumlu yansıyor. Çünkü insanlar diyorlar ki faizler düşecek. Enflasyon şu anda Amerika Merkez Bankası'nın ana gündemi olmanın dışında bir süre çıkabilir. E, bu da borsaları olumlu etkiler. Şimdi tabii burada bu iş insani değil. Nasıl olur? insanın ölümü üzerine nasıl para kazanır? Ayrı konular hakikaten ben de şaşırıyorum. Ama durum bu. Peki kripto paralara ne oluyor? Şimdi bir kere unutmayın Bitcoin özellikle Nasdaq borsasıyla aşağı yukarı paralel hareket ediyor pek çok Nasdaq'taki fon yöneticisi Bitcoin'i riskli bir spekülatif araç olarak görüyorlar. Onun temeline pek değinmiyorlar. Çünkü normalde aslında böyle ortamlarda Bitcoin kuvvetli bir araç olarak öne çıkması lazım enflasyonist bir ortamda. Ama öyle bakılmıyor. O da işte Nasdaq'ta beraber hareket ediyor. E Nasdaq yükselince Bitcoin yükseliyor. Bitcoin yükselince bütün coin'leri yukarı doğru getiriyor. Ama tek sebep bu değil. Bitcoin ve kripto para kullanımının savaşta artacağına inananlar da var. Gerçi bu konuda bazı ipuçları da yok diyemeyiz. Mesela Ukrayna'da kripto paraların kullanımı ciddi artış var. Hem Ukrayna ordusuna, vatandaşlarına, insanlar kripto üzerinden yardım gönderiyorlar şu anda. Ukrayna hazinesinde 1,5 milyar dolar değerinde kabaca bitcoin olduğu biliniyor. Bunu harcayacağı düşünülüyor. Belki daha fazla alacak çünkü bunu bir rezerv gibi görüyor. Ülkede finansal sistem şu anda durmuş olduğundan vatandaş ATM'lerde para bile çekemez hale geldiğinden bitcoin kullanımında yoğunluk var. Dün birkaç tane mültecinin bitcoin'e nasıl teşekkür ettiğini gördüm bu kaçış sırasında kullanmışlar. Yani bir kere burada bir somut gelişme var. Ama daha büyük mesele tabi Rusya'nın Swift'ten atılması ve bunun üzerine Bitcoin'i daha fazla kullanacağı senaryosu. Swift malum uluslararası ödeme sistemi Rusya ondan atılıyor. Dün bu netleşti. Tam mı atılıyor, kısmen mi atılıyor açıkçası tam da anlamadım ama Rusya'nın dünya para pazarlarına olan bağlantısını kesecekler gibi gözüküyor. Bu durumda bazen aklım şu senaryo geçiyor. Belki Rusya bu durumda petrol ödemelerini, doğalgaz ödemelerini Bitcoin'e alabilir bilmiyorum. Bana biraz uzak bir senaryo gibi geliyor en azından kısa vadede. Ama Putin'in Bitcoin dostu olduğunu, Bitcoin madenciliğini teşvik ettiğini, bunu destekleyen bir kanunu çıkartmaya çalıştığını biliyoruz. Belki bu yönden değerlendirebilir. Ben daha gerçekçi bir senaryonun Çin ve Rusya arasındaki bir yeni ödeme platformu olduğunu düşünüyorum ama piyasalar bunu bir miktar speküle ediyorlar çıkası. Peki durum bu. Peki bundan sonra ne yapmak lazım? Vallahi hiç kolay karar değil. Bir, Merkez Bankası'nın Amerika'nın ne tepki vereceğini bilmiyoruz. Sadece spekülasyon var bu konuda. Eğer faiz artışları olduğu gibi devam edecekse borsalardaki o iyimserlik olumsuz dönebilir. Buna karşın faiz artışı ve tahvil alımlarında bir takım rahatlamalar gelirse borsalar daha da yukarı gidebilirler. İki, Rusya büyüklüğündeki bir ülkenin SWIFT'ten atılması çok değişik bir senaryo. Böyle bir şey daha evvel tarihte görmedik. Bunun etkileri ne olur? Hiçbir fikrim yok. Fikrim var diyene şaşarım açıkçası. Bu tarafını hiç anlamıyorum. Pazartesi sabah neye uyanacağımızı bu çerçevede görmek zor. Üçüncüsü arkadaşlar bu savaş bu nereye gideceği belli olmaz. Yani şimdilik sadece Ukrayna'da dönen, Ukraynalılar Ruslar dönen uluslararası çeşitli teşkilatlarında ülkelerinde işte Ukrayna destek verdiği bir yapı bu. Bu her yere sıçrayabilir. Rusya'yı hafife almamak lazım. Yani evet sahada yeniliyorlar gibi gözüküyor ama bu Rus ordusu sonuçta nükleer bir güç, dev bir güç. Bunu nereye varacağı, nereye sıçacağı belli olmaz. Eğer savaş hızlı biterse bu piyasa iyi mi etkiler, kötü mü etkiler onu bile bilmiyorum inanın bana. Hakikaten Rusya karışık. Bu kadar bilmezin arasında lütfen hiç kimsenin yatırım tavsiyesi falan dinlemeyin. Ben sadece kendi ne yapacağımı anlatmaya çalışıyorum bir yatırım tavsiyesi olmadan. Ben ufak ufak almaya devam ediyorum. Çünkü çok düşük, çok ucuz buluyorum hisseleri. Ve benim aklımdaki senaryo Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası'nın faiz olayını gevşeteceği, bu savaşın çabuk biteceği ve Ukrayna'nın zaferiyle ama belli bir takım tavizleşmeler biteceği ve bu tavizleşmeler sonucunda piyasaların yine huzura kavuşacağı ve çok dipte olan özellikle Nasdaq hisselerinin bir kısmının yukarı doğru gideceği inanıyorum. Kriptoya baktığımızda da oradaki teknik analiz bana kriptonun yukarı çıkacağını söylüyor. Öte yandan bütün bu olaylar kriptonun ne kadar değerli olduğunu belki daha da fazla gösterdi insanlar. Yani Perşembe, Cuma çok ilginçti. Altın gibi savaş zamanı için tutulan temel madende değer gerilmesi varken Bitcoin yukarı doğru gitti. Bitcoin'in yeni kullanım alanları konuşuldu. Bunun diğer kriptolara yansıyacağını ve onun için düşünüyorum. Ama bu sadece benim senaryom ve bu senaryoyla ufak tefek yeni alımlar yapıyorum. Ama ne olacağını bilmek, öngörmek hakikaten çok zor. Öncelikle dileyim şu savaş bir bitsin. Ekonomi falan her şey sonra çözülür ona önemli değil. Orada insanlara yazık oluyor. Orada Rus askerine de üzülüyorum ben. Yani ne işleri var orada bilmiyorum. Ukraynalıları tabii daha da çok üzülüyorum. Bu iş daha da büyürse daha da fazla sonuca yol açacak. insani sonuca yol açacak. Lütfen savaş bitsin geri kalan her şey çözülür ama işte savaş sırasında ekonomilerde neler oluyor bunu elime gelince anlatmaya çalıştım. Size güzel bir pazar günü diliyorum. Güzel bir pazar akşamı diliyorum. İnşallah gelecek haftamız Geçen haftadan daha olumlu geçer ve savaşın bittiğini barışı kutladığımız günler yakındadır. Görüşmek üzere, hoşçakalın, kalın, sevgiyle kalın.